Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Osmanlı ordusunun Neybolu Savaş Alanı'na gelişi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Neybolu Savaşı'nın gelişimi konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Yıldırım Beyazıt, Edirne'den Turna Nehri kıyısında bulunan Neybolu Kalesi'ne 24 saat gibi kısa bir sürede ordusuyla beraber ulaştı. Adına yaraşır bir hızla gelen Sultan Yıldırım Beyazıt, divanı toplayarak durum değerlendirmesi yaptı. Deneyimli kumandanlarından bazıları kalabalık Haçlı ordusunu korkutmak suretiyle bozguna uğratmaktan yana tavır takınmış ve hatta elde bulunan develeri Balkanlardaki halkların pek görmediklerini belirterek bu hayvanları kullanarak Haçlıları bozguna uğratabileceklerini ifade etmişlerdir. Yıldırım Beyazıt ise böyle bir saldırıyı mertçe bulmadığı için reddetmiştir. 25 Eylül 1296 günü kendisinden aşırı emin Haçlı birlikleri Osmanlı süvarilerinin amansız akını karşısında bozguna uğramış, adeta bir baskın yemişlerdir. Savaşın başlarında tepeden tırnağa zırhlı seçkin Somali birlikleri Osmanlıların öncü birliklerine kayıplar verdirmiş ve onları kovalamak için ilerledikçe Türk askerlerinin daha önceden yerlere sapladıkları kazıkların olduğu bölgeye gelmişler ve atlarla ilerlemenin mümkün olmadığını görünce atlarından inmişlerdir. Ancak ağır zırhlı olduklarından dolayı tabucak yorulmuşlardır. Böylece Türk ordusunun savaş planı tam anlamıyla devreye girmiş, tepelerin ve ağaçlıkların olduğu yerde konuşlanan Türk ordusunun asıl gücü savaşa dahil olunca Sovaryelerin Zeyan de Vienne gibi ünlü komutanları da dahil tamamına yakını imha edilmiş ve bu savaş Osmanlı'nın galibiyetiyle neticelenmiştir değerli dostlarım. Şimdi gelin bu konuyu başka bir kaynaktan sizlerle birlikte dinleyelim değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, şimdi kıymetli dostlar. Buyurun. Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın önderliğinde tahta çıktığı 1389'dan 1396 yılına kadar Anadolu'daki tek otorite olma yolunda olan Osmanlılar Türk birliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Yıldırım Bayezid adeta hem Anadolu'da hem de Balkanlar'da karşı konulamaz bir güç olmuştu. Bu ani ve süratli fetihler yeni bir Haçlı seferi başlatıyordu. Balkanlardaki devletlerin Osmanlı devletine katılmasıyla birlikte Orta Avrupa'nın sınır kalesi olan Macar Krallığı ile Osmanlı artık sınır komşusu olmuştu. Yıldırım Bayezid'in bu hareketlerinden oldukça rahatsız olan ve en çok korkan devlet Macarlardı. İstanbul'un abluk altında tutulması, Selanik'in fethi, Bulgar Krallığı'nın idam edilmesi ve Eflav Osmanlı Devleti'nin girmesi gibi sebeplerle Macar Krallığı Sigismund harekete geçti. İttifaklar kurmaya başladı. Venedik, Dalmatya kıyılarında ve Morada kullandığı limanların Türklerin eline geçmesinden endişe ediyordu. Genelizler de Osmanlı'nın Tuna ve İstanbul Boğazı'nda artan gücüne karşılık Karadeniz'deki kolonilerini kaybedeceğinden korkuyordu. Akif Bombası 9. Boniface bir bildiri yayınlayarak Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi açtığını ilan etti. Bu seferi kutsallık bildirmek için İstanbul üzerinden Kudüs'e ulaşma ve Hristiyanlık mücadelenin kendilerine hedef olarak seçtiler. Avrupa'nın durumu ittifak için uygundu. Savaş içerisindeki İngiliz Kralı 2. Richard ve Fransız Kralı 6. Charles bu Haçlı seferine destek vereceklerini açıkladılar. Kutsal Roma gelmeyen imparatoru, aynı zamanda Macaristan Kralı olan Sigismund, Fransızlardan destek sözü aldı. Eflak Boy Odası Mirce, Macarların yanında yer aldı. İtalyan deniz devletleri ve Rodos şövalyeleri de bu ittifaka yardım sözü verdiler.
Lehistan, İngiltere, Almanya, Fransa, Kastilya, Aragon Krallığı, Bodrum Şövalyeleri, Papalık, Eflak Prensliği, Tütün Şövalyeleri, Norveç Krallığı, İskoçya, Doğu Roma, Venedik, Cenevizli, Küçük İtalya Devletleri aynı amaç uğruna Türkleri Balkanlardan ve Anadolu'dan atmak için tekrar bir araya geliyorlardı. Kişi aşan kuvvetiyle Fransızlar Jönden'e ders önderliğinde harekete geçtiler. Alman prensiplerinden 6 bin asker bu orduya katıldı. İngilizler, Kontrol Holland emrinde 1000 kişiyle destek verdiler. Lehistan, İtalya ve İspanya şövalyeleri 13 bin kişiyle Budin'e hareket ettiler. Tüm Haçlı kuvvetleri Budin'le buluştuktan sonra Tuna'yı takip ederek iki kol halinde Nibolu'ya harekete geçtiler. Mirçin'in 10 bin kişilik kuvveti ise Nibolu'ya devam ediyordu. Ordunun asıl ağırlığı olan 60 bin kişilik Macar kuvvetiyle 8 fut önderliğindeki Haçlı ordusunun sayısı 100 bine ulaşmıştı. Macar operatif şövalyeler hızlı ve seri ilerleyip İstanbul'a ulaşmak ve Kudüs'e varmak istiyorlardı. Orduda bulunan ve bu sefere kaleme alan Fros Ortalı ve Türkiye fethedilecek ve mukaddes yerlere gidilecekti. Haçlılar ilk önce Osmanlı sınır Karakol görevinde olan kalelere hücum ettiler. En uç Mustahkem mevkii Vidin Kalesi düşünce içerisinde bulunan Osmanlı güçleri katliama uğradı. Tuna kenarında çift duvarlı Lahova Kalesi nehir geçiş yolunu savunmaktaydı. Kale direnseyle ele geçirildi. Haçlılar özellikle Fransız ve Burgundili şövalyeler kalelerdeki hem Müslüman hem de Ortodoks sivil halkın çoğunu katlettiler, kalanlarını esir aldılar. Batılı tarihçilere göre bu orduda tam bir disiplinsizlik ve uygunsuz hareketler hakimdi. Onlar Tuna üzerinde birçok mevkiyi ele geçirdikten sonra 8 Eylül'de Nibolu Kalesi'ne ulaştılar. Osmanlı Sultanı'nın Haçlı seferinden haberi olmadığını ve kısa sürede buraya gelemeyeceğini düşündüler. Hatta Vidin ve Rahova kaleleri düştükten sonra bile Osmanlı kuvvetlerinden haber yoktu. Bu, Haçlıların ümidini daha da artırıyordu. Yıldırım Bayezid, 1395'te İstanbul'u ikinci kez kuşatma altına aldığı sırada kendisine gelen bilgiler Haçlı ordusunun toplandığı ve Osmanlılar üzerinde yürümekte olduğuydu. Gazi Evrenos Bey kumandasındaki akıncılar derhal yerleşmişler ve yol üzerinde keşif yapmaya başlamışlardı. Yıldırım, İstanbul kuşatmasına az sayıda asker bırakarak harekete geçti. Yıldırım Bayezid, Rumeli ordularının düşmana hücum etmemesini, orduların Edirne ve Filip arasında toplanmasını emretti. Sadrazam Karatim Mutaş Paşa tarafından Rumeli ve Anadolu eyaletleri orduları burada toplanmaya başladı. Özellikle Sırplar, Stepan Lazarevic komutasından Filipe'ye geldi. Edirne, Filipe, Şıpka geçtiğinde tırnama yolunu izleyen Bayezid, 22 Eylül'de Nibolu'nun birkaç kilometre güneyine gelerek ordu kağıdı kurdu. Haçlı komutanları, İstanbul kuşatmasında olan Bayezid'in ordu kağıdını gördüklerinde bu kadar kısa süre içerisinde Nibolu'ya geldiğine inanamadılar. Macar kralı Sigismund adlı birliklerini şehrin iki tarafına yerleştirerek ordu kağıdını kurdu. Fransızlar ilk başta arkada olmalarına rağmen kendilerine oldukça fazla güvendikleri için ordu kağıdını kalenin güneyine kurdular. 10 Eylül'de Venedik, Ceneviz ve Saint-Germain şövalyelerini taşıyan Haçlı gemileri Nibolu Kalesi önüne gelerek demir attılar. Nibolu Kalesi önemli bir kentti. Yüksek kayalar üzerinde kurulan bu kalenin komutanı Doğan Bey'di. Kaleyi kuşatma altında tutarak erzakları birliğinde teslim olmaya zorlayacaklardı. Yıldırım Bayezid burada bir tepe üzerinde otağını kurdu. Adına yaraşır hızlı ilerleyen Yıldırım burada divanını toplayarak savaş vaziyeti aldı. Osmanlı ordusunun civarı 60-70 bin, Haçlıların mevcudu ise 100-120 bin arasındaydı. Savunma savaşı yapılacaktı. Yıldırım Bayezid ordusunu 3 hat halinde dizdi. En önde Savcıpaşa emrinde azaplar yani piyadeler vardı. Ordunun önündeki ilk saldırıyı karşılayacak azapların arkalarına hücumu yavaşlatacak kasıklar ve mızraklar dikilmişti. Bunların arkasında sağda Şehzade Süleyman Çelebi kumandasında Çandarlı Ali Paşa, Firuz Paşa, Malkoç ve Timurtaş beylerle Rumeli askerleri, solda Şehzade Mustafa Çelebi kumandasında Anadolu beyler ve Timurtaş Paşa ve askerleriyle Karaman beyleri, ortada ise Yıldırım Bayezid ile Yeniçeriler bulunmaktaydı. Tımarlı sipahiler sağ ve solda atılmış, okçular uç kısma mevzilenmişti. İhtiyat kuvvetlerini oluşturan pusudaki Yeniçeriler, süvariler ve Sırp askerleri ise bir tepenin arkasında üçüncü hatta oluşturdular. Haçlı kuvvetlerinde komuta Macar Kral Sigismund'da olacaktı. İlk hatta Fransız şövalyeler vardı. Macar, Alman, Bodo şövalyeleri, Bohanya ve Lah askerlerinin yer aldığı Sigismund'un kuvvetleri ikinci safta yer alıyordu. Sağ kanatta Transilvanya Voyvodası Laskoviçili Mahlar, sol kanatta Eflak Voyvodası Mirçe ve Hırvatlar bulunuyordu. Sayısı 30 bin olan seçkin Hospitalya şövalyeleri ve Mühendleri Anadolu'dan bağımsız şekilde harekete geçtiler. Onları Osmanlıların öncü birlikleri ve Azaplar karşıladı. Azaplar Fransız şövalyeleri yavaşlatsa da ağır kayıplar verdiler. Onlar geri çekilmeye başladıklarında şövalyeler Türk askerlerinin sapladığı kazıkların olduğu bölgeye geldiler. Bu hattın çevresindeki Türk okçular atlarından inmek zorunda kalan şövalyeleri oldukça yıprattılar. Başıboş kalan atların bir kısmı geri döndüğünde Haçlı ordusunda büyük panik başladı. Türk okçulara ulaşan Fransız şövalyeleri bu hattı yardılar. Yaya olarak ilerleyen Haçlılar Osmanlı sağ kanadına yüklendiler. Haçlılara karşı ani bir saldırıya geçerek desteğe geldiler. Sigismund'da kuvvetleriyle savaşa dahil olmuştu. Anadolu sipahilerinin ve Macar askerlerinin birbirine benzemesinden dolayı büyük karışıklık yaşanmış, Yıldırım Bayezid'in ordu yağı tehdit altında kalmıştı. Tepe ve açlık alanına konuşlanan Türk süvari ordusu nasıl olmuş savaşa dahil olunca şövalyelerin yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Fransız şövalyelerin etrafı Türk birlikleri tarafından kuşatılıyor, onlara desteğe gelen Macarların ise bu Fransızlara yardım etmeleri engelleniyordu. Fransızların birçoğu hayatını kaybetti, bir kısmı esir alındı. Sabah başlayan muharebe, gün biterken kesin Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Nesli bu savaşı şöyle anlatıyor. Pusuda durmuş olan hünkâr derhal tekbir getirerek hep birden kafirlerin üzerine hücum ettiler. Kafirler de Türk'ün pusuda asker olduğunu gördüler. Türk pusudaymış diyerek hemen bunu ülkerek Kargan'ın Şahin'den kaçması gibi ezimete yüz tuttular. Savaşın sonunda Osmanlılar 30 bin civarı şehit vermişlerdi. Haçlılar ise çok daha fazla kaybı uğradılar. Eflak Prensi Mirçe ve Hırvat Kralı Laskoviç askerlerini alarak Osmanlı birlikleri kendilerine yetişmeden kaçmaya başladılar. Macarların çoğu telaş içerisinde kaçarken Tuna nehrine atladılar. Geriye kalanlar ya imha edildi ya da esir alındı. Sigismund'da yeni gördükten sonra Tuna'da bekleyen bir gemiye binerek kaçtı. Sivil halkı katleden Haçlılara karşı Yıldırım şiddetliydi. Ve Nibolu Savaşı Osmanlıların ilk zamanlarında esirlerin öldürüldüğü tek savaş olarak tarihe geçti. Çocuk yaştaki esirlerin canları bağışlandı, soylular yüklü fidye karşılığında serbest bırakıldılar. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, sizlerin de gördüğü üzere Nibolu Savaşı bu şekilde gelişen ve bu şekilde cereyan eden bir savaş. Nibolu Savaşı'nın önceliğine bakacak olursak, Nibolu Savaşı Osmanlı Devleti'ne karşı düzenlenmiş son Haçlı Savaşı.
Hatışıl'la ittifakı savaşı diyelim ya da. Ve bu savaştan sonra, Neybolu Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne karşı hiçbir şekilde, hiçbir zaman için ilerleyen tarihlerde yeni bir Haçlı İttifakı veya Haçlı Savaşı düzenlenmiyor. Bu da o yüzden çok muazzam bir savaş. Çünkü şöyle düşünün, Haçlıları Osmanlı Devleti tek başına, yani size ben şöyle söyleyeyim, bütün Avrupa'yı bir devlet tek başına yendi, defaatle yendiği için artık bu savaştan sonra yeni bir Haçlı İttifakı Osmanlı Devleti'ne karşı düzenlenmiyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin hem geldiği noktayı bir de göstermesi açısından çok muazzam bir gelişme ve hem de beğenilmeyen Osmanlı Devleti'nin bütün Avrupa'ya karşı tek başına kazandığı bu zafer çok muazzam bir zafer. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela Fransa Devleti Osmanlı Devleti'nin normalde şeye kadar, bakınız bir örnek verip de size ben bu durumu daha iyi anlatayım. Normalde değerli dostlarım, Fransa Osmanlı Devleti'nin dostu diye geçer değil mi? Mesela Kanuni döneminde kapitülasyon verilmiş, daha bir sürü ayrıcalıklar sağlanmış, daha bir sürü Fransa'ya yani aklınıza gelen gelmeyen her türlü imtiyaz verilmiş. Ta ki ne zamana kadar? Napolyon Bonaparte'in, ki Napolyon Bonaparte evet bizim Osmanlı Devleti'nin düşmanı, ama Napolyon çok muazzam bir kumandan ve çok muazzam bir asker. Yani bakıldığı zaman gerçekten o dönemde çok muazzam başarılara imza atan çok muazzam bir lider Napolyon Bonaparte. Ve Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesine kadar Osmanlı ile Fransa dost olarak geçer kaynaklarda. Lakin detaylı bakıldığı zaman şunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz ki değerli dostlar, Fransa bile bu Haçlı İttifakı'na, yani Avrupa'nın Osmanlı'ya saldırma ittifakına destek vermiş ve Osmanlı'ya karşı Fransa dahi cephe almıştır değerli dostlarım. Bu da Haçlı İttifakı'nın mahiyetini göstermesi bakımından çok önemli bir gelişmedir değerli dostlarım. Ama tabii ki Osmanlı Devleti o dönemde çok muazzam bir devlet. Mesela Neyim Bolu Savaşı hakkında detaylı bakıldığı zaman su çıkarımda dahi bulunabilir. Neyim Bolu Savaşı aslında her ne kadar tarihlerde yani gerçek tarihlerde o şekilde geçmese bile ilk Dünya Savaşı olarak da tarihteki yerini alabilir. Çünkü bakıldığı zaman bir tarafta bütün Avrupa, bir tarafta Osmanlı. Ve kazanan kim? Tabii ki Osmanlı İmparatorluğu. Ama tabii ki bunda Yıldırım Beyazıt'ın çok muazzam etkisi var. Tabii ki Yıldırım Beyazıt'ın bu kadar çok başarısı, iki video sonuna değineceğimiz üzere Ankara Savaşı'na giden süreci de aslında bir bakıma hazırlıyor değerli dostlarım. Ama Neyim Bolu Savaşı'nı da sizlere biz bu şekilde izah edebiliriz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Neyim Bolu Savaşı'nın gelişimi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu Neyim Bolu Savaşı'nın sonuçları konusu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta Neyim Bolu Savaşı'nın Türk ve dünya tarihi açısından sonuçlarını ele alıp bu savaşı da, yani bu savaşın bu konusunu da inşallah bitireceğiz değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Dediğim gibi Neyim Bolu Savaşı'nın üzerinde bu kadar çok durmamızın da ana gerekçesi Neyim Bolu Savaşı'nın çok muazzam bir savaş olmasından dolayı ve Neyim Bolu Savaşı'nın çok etkili bir savaş olmasından dolayı.
Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun inşallah.